Reçber piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi euro dolar paritesiyle şöyle bir başlayarak gitmek istiyorum. Euro dolar paritesinde bir tepki hareketi var. Ve şu an tabloya baktığımızda hemen 1.16.43, 1.15.90 yani tabloda 1.16.43 yani mavi görüldü. Şu an için bu seviyeye yakın. Demek ki bu seviyenin üzerinde 1.16.60'ların hemen şöyle tablodan da bakmak. 1.16.60 ihtimali hali hazırda var gibi gözüküyor. Euro dolarda 1.16.20 üzerinde kaldığı müddetçe 60'ları denemek isteyen istek olacaktır. Dolar TL'ye baktığımızda dolar TL'de de hemen Euro 4 saatlikte bir bakalım. Olumlu. Tepki süreci içinde olumlu gidiyor diyebiliriz. Hemen dolar TL'ye bakmak istiyorum. Tabii diğer birçok gösterge var. Onları da şöyle bir silelim ki kalabalık etmesinler. Tabii ki önemli ama sonuç itibariyle hemen şöyle baktık. Evet. Aslında günlüklerde EDTR kaçta ona bakalım. Şimdi EDTR 1200'de bizim tablomuzda ne demiştik? Bakın 2850'den 2350'ye gelebilir dedik. 2350 altında kaldığı müddetçe 5 puan daha düşün. Şu an için kaç? 2350 olduğunu düşünecek olursak 2850'de şu an. 2200'de yani 2350 150 bir puan düşmüş. 4 puan daha düşeceğini düşünecek olursak, şu an bulunduğu seviyeden 4 puan daha düşeceğini düşünecek olursak 3.73'lere kadar yarın öbür gün büyük ihtimalle bir geri çekilme görebiliriz. Hemen bugünkü durumda en yüksek en düşük ne görmüş bakıyoruz. 3.79, 3.76 yani bize 3.79'un direnç olduğunu, 3.76'nın aşağıda şu an için ara destek olduğunu gösterse de gün içinde 3.75 20 seviyesine doğru 3.75.50 3.75.20 seviyesine doğru geri çekilme normal olabilir gibi gözüküyor. 3.77.20 şu an için kritik ara destek. 78 altında kaldığı müddetçe bunu aşağı kırmak isteyecektir günün ilerleyen saatlerinde. Hemen ben buradan biraz daha şöyle 4 saatliğe bakalım. Evet yani aşağı istek devam ediyor. Saatliklerde de aynı durum kendini gösteriyor. Hemen altın fiyatlarına dönmek istiyorum. Altın fiyatlarında 1272 günlüklerde görülen en yüksek 74.69. Şöyle tabloya bir bakalım. Evet, olumlu. Demek ki altın fiyatları da ilk etapta 70 üzerinde kalmayı başardı. 73'ü geçip gün içinde 77-78 denemesi normal olacak gibi gözüküyor. 73'ün üzerinde kapanış görmemiz 4-5 puan daha yukarı, 5 dolar daha yukarı çekebilir altın fiyatlarını. Hemen buradan VTI petrole bir bakalım. VTI petrolde biraz daha sıkışıyor hareket. Burada güçlü yükseliş sonrası biraz daha dinlenecek gibi gözüküyor. Ama hangi aralıkta hareket edebilir ona da bakacağız. Dolar Japon yenine baktığımızda 113 280 114.20 bugün görülen en yüksek 113.800 aşağıda görülen 113.500 130 marj desek günlüğe baksak aşağı yönde biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. İstek var. 113 280 113'lere doğru 113 280 113 300'lere doğru bir geri çekilme söz konusu olarak 113.600 olduğunu düşünecek olursak hemen şöyle 113.600 yani satıcılı bölge geçmiş 113.300 bu seviyenin altına 113'lere doğru geri çekilme normal olacak gibi gözüküyor. Sterlin dolara buradan dönmek istiyorum. Sterlin dolarda da 131.200 131.700 hemen şöyle tabloya bakalım 131 evet demek ki 132. Onun 132'lere doğru bir hareket söz konusu olabilir. Sterlin dolarda diyoruz. Hemen buradan petrol fiyatlarında nasıl bir hareket olabilir? Petrolde biraz önce bahsetmiş olduğumuz sıkışan bir hareket var. 53-120, 54 53-120. Yani Amerika açılışı sonrası Şu anki duruma baktığımızda isterseniz şöyle bir bakalım. 53.900, 54.180, 54.180. Yani alıcılı bölgeye geçemeden 53.800. Yani tam o bölgede, alıcılı bölgede ama bir direnç olduğunu düşünecek olursak 53.960'ı eğer aşağı kıracak olursa, evet 53.900'ü aşağı kıracak olursa büyük ihtimalle satıcı tarafa geçip gün içinde 53.200-53.100 bölgesine doğru geri çekilme söz konusu olabilir. ONS dedik, euro dolar dedik, dolar dedik. Evet. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar. Hisselerle ilgili detaylı yorumumuzu zaten paylaştık. Sizden gelecek sorularına cevaplamaya çalışacağız. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.